Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle sizlerle birlikteyim ve bu yeni içerikte ChatGPT yani bir yapay zeka var ve yapay zekaya en iyi satranç oyunu hangisi diye sordum ve ChatGPT bu oyunu gösterdi. 1851 yılında oynanan ölümsüz oyunu gösterdi ve ben de bugün bunu inceleyeceğim ve eğer sizler de ChatGPT ile ilgili videoların devamının gelmesini istiyorsanız aklımda birkaç tane daha fikir var. Onları da burada yapabilirim ama sizlerden beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim ve isterseniz gelin bu en iyi oyun dediği ChatGPT'nin hangisiymiş? Ve beyazlarda Adolf Andersen oynuyor ve siyahlarda Kieserski oynuyor ve oyun E4 ile başladı. E5'in ardından o dönemin popüler açılışı F4 ile birlikte şah gambitini görüyoruz ve E çarpı F4'ten sonra günümüzde genelde at F3 hamlesi oynanıyor ki vezir H4'e gelmesin diye, ama burada beyazlar fil C4 oynuyorlar ve vezir H4'e izin veriyorlar. Siyahlar hemen vezir H4 oynadı ve şah da F1'e, yani filin bıraktığı o kareye dönmüş oldu. Evet, rok bozuldu beyazlarda ama vezirin buralara gelmesi siyahlar için zaman zaman iyi olsa da burada tempo kaybına sebep olabilir. Fili C4'e çıktık. At F3, D4 oynayacağız. Fili F4'e geleceğiz. At C3, at D5 bakacağız. Beyazların da gelişim fikirleri var burada roku bozmasına karşılık. Şimdi B5 oynandı, hemen buradaki fili istiyor. Fil çarpı B5. Tabii ki filin belki de bu çaprazda kalmasını isterdik ama buradaki B5 ve devamında A5, A4 sürüşleri bizi yeniden zorlayacak. O yüzden burada fil çarpı B5 ve o piyonu almak belki de en iyisi. Şimdi ona karşılık da siyahlar hemen gelişimini devam ettiriyorlar. At F6 oynandı. At F3'te ver veziri ve vezir H6'ya gittikten sonra da D3'le beraber E4'ü tutuyor ve aynı zamanda burada F4'e bakmak istiyor. At H5 oynandı. Siyahlar hiç, yani vitesi direkt arttırıyorlar. Burada tabii ki F4'ü tutmaktan öte bir de burada at G3 hamlesi var. At G3'e, HG3'e buradaki kalenin düştüğünü görüyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapmak lazım. At H4 bunlardan bir tanesi. Çünkü artık at G3 oynandığı zaman rahat rahat HG3 alacaksınız. Hem atı tutacaksınız hem burada kale alınamaz vaziyette kalacak. O yüzden burada at G3 fikrini de kesmiş oluyor. Vezir G5 oynandı. Dikkat ederseniz siyahlar ancak ve ancak bizim o atımıza ya da belki kaleye bir şekilde saldırmak için sadece vezir ve atla oynuyor. Onun karşılığında da beyazlar atı F5 gibi güzel bir kareye yerleştirdiler. C6 oynandı şimdi. Ver o fili diyor ama beyazların aklı fikri H5'teki atta G4 oynandı ve at F6'ya döndükten sonra burada kale G1 oynanıyor. Tabii ki B5'teki filden artık vazgeçti. Fili de bu çaprazda belki güzel kullanabilecekti ama oraya belki de tempo kaybetmek istemedi ve buradaki veziri sıkıştırılabilir gördü aslında. Çünkü C çarpı B5'ten sonra H4 ve vezirin gidebileceği belki de tek bir kare var. O da G6 karesi. Vezir G6'ya gittikten sonra savunmadan bir noktada uzak kaldı. Ve H5, vezir G5'ten sonra şimdi vezir F3 ve artık bu vezir düşmek üzere. Fil F4'e o vezir düşecek. O yüzden mecburen bu atla oynamak zorundasınız. Ve at G8 hamlesinden sonra oyuna isterseniz bir bakalım. Ve 14. hamlede sadece vezirini geliştirebildi burada siyahlar. Ve onun karşılığında da beyazlar merkezde çok güçlü. Atı çok güzel bir karede. Fil F4 gelecek şimdi burada, tekrardan veziri isteyecek. Ve aynı zamanda at C3, at D5 fikirlerine de siyahların yapabileceği herhangi bir şey kalmadı. Fil F4 ve vezir F6 aynı şekilde. Hamle 15 oldu ama sadece vezir gelişebildi oyunda. At C3 oynanıyor ve at C3'ten sonra da fil C5 geldi. Ve amaçlardan bir tanesi de tabii ki olabildiğince taş gelişmek ve fili içeride bırakmak istemiyor. Şimdi belki at E7 oynayacak ama siyah karelerde belli sıkıntılar var. Özellikle fil G1'i almaya giderse bir daha buralara geri dönemeyecek. O yüzden iki kez düşünmek lazım ve beyazlar burada siyahlara belli fırsatlar veriyor aslında. At D5 gibi bir hamle oynuyor ve at D5'ten sonra veziri bir yere oynamak zorundasın. Aynı zamanda at C7 ile birlikte artık kaleyi alacak beyazlar ve buna siyahlar hiçbir şey yapamıyor. Ama karşılığında
Vezir çarpı B2 hamlesi var. Ve Vezir çarpı B2'den sonra A1 istekte ve şahı E2'ye kaçarsanız G1 istekte vezir her zaman C2'ye alabilecek durumda. Özellikle eğer şah E2 oynarsanız burada vezir çarpı C2 gelecek. O yüzden siyahların gerçekten vezir B2 ile beraber belli avantajlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve burada ilginç bir fikre imza atıyor ve Andersen fil D6 oynuyor. Fil D6'dan sonra tabii ki amaçlardan bir tanesi at G7 alabilmek. Eğer vezir A1'i alıp sonrasında buradaki G1'i alırsa ve devamında burada mat etmeye çalışacak. Ve onun karşılığında da siyahlar tabii ki aynı zamanda fil çarpı C5'e izin vermek istemedikleri için burada fil G1 oynuyorlar ve fil G1'den sonra kale gitti. Onun karşılığında da E5 oynandı. Şimdi tabii ki vezir A1'i aldığında buralara gelebilir ama aynı zamanda vezirin G7'ye dönme olasılığı da var. Yani bu çaprazda kalırsa siz o at G7'yi oynayamayacaksınız. Ve beyazlar da burada bu kareyi bıraktılar. E5 oynadılar ve aynı zamanda A1'deki kaleyi de bıraktılar. Ve vezir çarpı A1'den sonra şimdi şah E2 oynanıyor. Ve şah E2'den sonra at A6 bir an önce C7'yi tutmak istiyor ama burada beyazların farklı hamleleri var ve burada beyazlar 3 hamlede mat ediyorlar aslında ve o matın başlangıcı da tabii ki at G7 hamlesi. At G7'den sonra E5 sebebiyle tabii ki vezir artık G7'ye bakamıyor. Şahı bir yere atmanız lazım. O yerde tek zaten şah D8'e gidebiliyor ve şah D8'den sonra vezir F6 şah. Artık şahın gidebileceği hiçbir yer kalmadı. Mecburen bu vezir fedasını kabul etmek durumundasınız ve at çarpı F6'dan sonra burada artık tek hamlede mat var. O atı da saptırdı. Normal şartlarda belki fil E7'nin mat olacağını görecektik buradaki at olmasa. Vezir F6 ile hem şah çekiyor hem atı saptırdı hem de fil E7 ile beraber harika bir mat oldu. Şahın gidebilecek hiçbir yeri kalmadı. İşte ChatGPT'nin sevdiği, en beğendiğim, en iyi oyun dediği bu oyunu görmüş olduk. İşte bu unutulmaz karşılaşma, ölümsüz oyun gerçekten de. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Böyle yeni içeriklere artık yelken açmak istiyorum. Ve sizler de eğer hem beğen tuşuna basarsanız hem de beni takip ederseniz tabii ki hem çok mutlu olurum hem de bu işi daha yani zevkle yapmak istiyorum. Sizler de zaten bugüne kadar bana çok destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.